sanırım tekrar orada çok alkollü olduğu için. Sanırım Mevlüt Seher'in kafasına odun gibi bir şeyle vuruyor. Daha sonra onu el arabasına koyarak restoran yanındaki evde yaşıyorlardı. O evin yakınlarında bulunan sazlık bir alan varmış. Oraya el arabasıyla götürüp gömüyor. Melek uyandığında Mevlüt sarhoş bir şekilde ağlıyormuş ve her şeyi Melek'e itiraf etmiş. Kanlı gömleğini ve çamur pantolonunu da Melek daha sonra görmüş. Bahsi geçen alanı tarif etmiş mi Mevlüt Bey Melek Hanım'a? Tarif etmiş. Sazlık bir alanın su kuyusu gibi bir yer varmış, oraya atmış. Melek daha sonra gidip bakmış ama hiçbir şey görmemiş. Melek Hanım arkadaşınıza bu olayı ne kadar zaman sonra anlatmış? 5-6 ay gibi bir süre geçmiş üzerinden. Çok korkuyormuş. Korktuğu için Mevlüt de onun başına bir şey getirebilir diye onun için anlatmış. Sen benim ilk sesimi duyduğumda da ağlamıştın. Hayır. Ağlamıştın. Kesinlikle. Ya kurban olayım, bir şey yaptıysan söyle artık ya, dayanamıyorum ya. Melek Hanım da çıksın ya buraya. Konuşsun medyaya, her şeye. Ben her türlü her şeyin hesabını veririm. Böyle insanı, restoran sahibi de gelsin. Çıksın, bağlansın. Restoran sahibinin ne alakası var konuyla? Kavga. Restoran sahibi ne yapsın? Böyle bir kavga, bu kavgaya arkadaşlarıyla gelmiş, kavga etmişiz. Bu arkadaşlar çıksın, kavga ettiler desin. Gran grana kavga ettiler desin. Şimdi çıktı biri zaten, söyledi Mevlüt Şimdi Bey. Bu konuşan kişi alakasız bir kişi, senin akrabalarından değil. Benzer bir şey anlatıyor. Senin akrabaların da benzer bir şey anlatıyor. Senin kız kardeşin de, yani bu çocuk ya buraya nasıl geldi? Kız kardeşin ona anlattığı için geldi. İsteyen istediğini anlatabilir ama buraya çıksın. Ama niye senin için anlatsınlar? Niye gelip de Yaşar öldürdü demiyorlar da Mevlüt öldürdü? Nilgün benim kız kardeşim. He. 2009 yılından sonra bu yıla kadar 10 yıl var arada. Hı hı. 10 yılda 10 gün görüşmemişizdir. 10 günü bırak 3 gün görüştük desin. Aynı ortamda kaldık. Aynı havayı teneffüs ettik desin. Benden çok korkuyormuş. Ben ne yapmışım ona? Ben onu tehdit etmişim. Telefon mu etmişim? Ama ne şöyle yapmışım söyleyeyim Mevlüt, şimdi eğer kardeşlerden biri bir diğerini öldürüyorsa diğer kız kardeşin de ondan korkuyorum. Korkusu doğal değil mi, gelir beni de öldürür. Ya korkuyorum de, diyor. Ben yaz tatiline geldiğimde içip içip karın sana karşı çıkıyor diye sen karını bıçak almak için peri geçti senin önüne ya. Hayır öyle bir şey yok. Peri geçti benim senin önüne, nasıl öyle bir şey yok? O zaman evde devamlı birileri var ki bizi ayırıyor. Benim hanımım hiçbir zarar görmedi benden. Karısına bıçak çekiyordu ya, ne gözü ya. Sen orada mıydın? Evet, ben oradaydım, gördüm. Hayır. Yani bak, karına bıçak yok çekiyorsun diyor. Şey söyleyebilir miyim? Yok. Sevilay'dan aynen bu olayı da duydum ben. Sevilay kendisi iftira etti bana. Sevilay aynısını duydum ben. Ya içiyordu, karısı şey içmesini istemiyor. Çocuğu var sonuçta. İtiraf eden kim? Sevilay söyledi yani aynısı bana. Bir hafta aldı bıçak, kadın seni keserim dedi biliyorsun ya resmen. Hocam anlatıyor işte, Sevilay'dan dinleyin de durun. Aldı bıçağı eline, keserim seni dedi ya. Peri teyzem geçti Mevlüt'ün önüne. Hayır, kesinlikle öyle bir şey olmadı. Ya ben yaşadım bunu, nasıl? Olmadı. Şimdi sen geldin ya, orada biz dertleştik, sohbet ettik. Ya. Ayrı bir odada sohbet ettik. Orada sen anlattığın şeyler farklıydı. Sevle böyle bir konu yoktu. Sen orada şahit olduğun, anlattığın söylesin şu olayı bir düzgün olarak tekrar bir hatırlat bakalım. Anlat olayı. Karısı içmesini istemiyor. Evet. Ondan sonra içmiş zaten, hani çok da olmasa da sarhoş. Surat murat yapıyor diye aldı çekmeceden bıçağı alacaktı. Teyzem geçti önüne. Sen de mi oradasın? Oradayım, oradayım, gördüm yani. Kesinlikle kendi gözlerimle şey gördüm ben evet bunu. Ya ben hanımı o zamandan bu zamana kadar demek ki o zaman 50 defa kesmem lazımdı. 50 defa kesmem lazımdı. E işte şimdi böyle, bu bir kere insan alıştı mı öyle bıçağı eline almaya, Allah göstermesin ama işte bir tutar birisi, bir önüne geçer, üçüncüsünde geçilmiyor. Sonra biz insanları arayıp duruyoruz kayboldu diye. Şimdi öyle bir şey olmadı yani. Ben o zamandan bu zamana kadar... Yalan mı söylüyor Sevilay? Babam yanımızda... Hayır, yalan mı söylüyor Sevilay? Desin ki bunun evinde biri var, hiç baba sen benim dövüşüp çekiştiğimi evde, hiç gelinin seni aradı mı, baba oğlum böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ben senin ev ortamını duydun bilmem mu yani? Duydun mu böyle bir şey? Ha, tamam işte. Duymamış. Bu kız görmüş. Benim hanımım benden bir tacizlik, öyle bir şiddet uygulasam, annesi babası var, birileri var, arar söyler derim, çiçeği böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Şimdi birisi yapıyor böyle söyle diye konuşmuyoruz ki, kız ben oradaydım gördüm diyor ya. Yalan şimdi söylüyor. Yalan söylüyor. He. Biz o gece bununla hatta baş başa dertleştik, sohbet ettik. Bunun oradaki konuları
Hep ağlıyordu bu. Kendisi ağlıyordu. Babam beni erkek arkadaşların koyununa atıyor diyordu. Teyzesi çıksın, Tamer çıksın, Bayram çıksın. Hepsi oradaydı. Babasını bunlarla şey yapıyordu. Öyle o kadar saygısızlık yapma, iftira atma. Saygısızlık değil. Aha ben isim de veriyorum yapma. Burada. İsim de veriyorum. Ama peki, peki madem o sana öyle söyledi. Dayıcım babam bana böyle böyle yapıyor dedi. Sen ne yaptın? Ben şimdi bu adamla görüşmüyorum. Telefon numarası yok. Bir dakika görüşüyorum görüşmüyorum değil. He. Senin yeğenin, kardeşinin kızı gelip sana babası hakkında böyle bir şey. Biz... Ne yaptın sen mi sahip çıktın kıza? Peri karar aldı. Dedi ki bunu dedi yanıma getireceğim dedi. Getir dedim Peri. Ayda 100-200 dedim ben yardım ederim maddi olarak ama manevi olarak ben dedim yanıma getirmem bak dedim. He. Elin çocuğu. Babası gider şikayetçi de olur. Bir şey olur. Ben dedim hiç uğraşamam. Mehmet kusura bakma ama sen ya. Bir bayansın. Yani senin kız kardeşinle ilgili bir tane adam tutuyor diyor ki ben bunu astım keseceğim götürdüm ormana ağzına silah dayadım son duanı et dedim diyor. Sen gene oturuyorsun. Sonra senin o zaman senin iddiana göre geliyor yeğenin sana babasınınla ilgili hiç ağzı alınmayacak şeyler şikayetlerde bulunuyor. Sen yine oturuyorsun. Sen neciliksin. Ya şimdi bu... Ha sen neciliksin yani adam, hayatta. Adam ormana götürdüm dediğinde bunu bana anlatmıyor. Babama anlatıyor. Babamla sohbet ediyor. Ben, sen de oradasın. Büyük abim de orada. Sen de oradasın. Büyük abim de orada. Daha biz, güzel ya küçükleri biz, tutamazsın. Biz büyükler konuşmuyoruz. Bir dinler. Şimdi Mikail Bey orada Nurettin'i aldı gitti. Babam burada sorsun Nurettin de bağlansın. Nurettin'e tabanca çekmiş. Çekmemiş mi baba? Şimdi bunları... Nurettin'i korkutmuş bir adam. Bir dakika konu daldan dala şey yapıyor da geldin şimdi sen Yaşar Bey'e çok önemli bir iddiada bulundun yani. Bu çok ahlaksızca bir şey. Sen niye o zaman sahip çıkmadın yeğenine? Benim sahip çıkacak buna durumum yok. Oo. Nasıl yok? Ya şimdi bu Sevre içki içiyor. Sigara içiyor. Kendini kesiyor. He. Kız kardeşim Peri diyor. Boyuna diyor. Beni bu hale kim getirdi? Boyuna bayılma. Beni bu hale kim getirdi kim? Devamlı bayılma hareketleri hayat yapıyor diyor. Hayatımı çaldınız sizlerin bunun be. Başına bir iş gelse bunun ben siz hesabını veremem. Siz benim elimden gelen maddi tamam, kazanabiliyorsam yardım edeyim. Tamam babası böyle bir şey yapıyorsa insan dikilmez mi babasının karşına sen ne yapıyorsun benim babasını çok dedi. Kötülüyordu. Şeye geldiğinde, teyzesinin yanına geldiğinde. Sana sen ne yaptın işte diyorum ben de sana. Şimdi kötülemeden kötülemeye fark var. Şimdi Deniz ben Bey. De dedim ki gelsin senin dursun dedim. Senin şu andaki iddian normal bir kötüleme dedim. Değil. Yani babası şiddet yapıyor diyebilir. Babası işte ters davranıyor diyebilir. Aynı. Ama şu andaki iddian sen bir dayı olarak bu kızın dayısısın değil mi? Bu kızın babasının... Senin yeğenine, öz yeğenine karşı takındığı tavrı bu kız eğer sana itiraf etmişse bir dayı olarak sen bunu duymuşsan orada nasıl sessiz kalabilirsin? Ya şimdi tutarsız... Nasıl sessiz kalabilirsin? Tutarsız taraftayız. Şimdi kimse dediğin arkasında durmuyor ki. İlk önce sen dur bir. İlk önce sen bir dur. Sen yaptıklarının şimdi, arkasında bir Yaşar dur. Bey kızını şeye teslim etmiş, Peri. Teyzesine teslim etmiş. Kimsenin yanında kalmasın demiş. Yanımızda bile kalmadı. Hı. Ben şimdi bunu zorla tutabilir kalmadım. Miyim? Kalmadım. Niye kalmadım acaba? Tutabilir miyim? Dayı, iyi dayı olsaydı ben yanında durmaz mıydım onun? Aile bağlantıları kopuk olduğu için Bursa'ya teyzesi yanıma geldi. Teyzemin sevgilisi çıkar cama taş atar gecenin bir yarısı. Ne? Ben onlarda kaldım da ben ya niye kalmadım Hanım, acaba? Ben bizim... bu eşimden ayrıldım. Dedim belki dedim okurum dedim. Yollarımı ayırdım. Dedim hani büyüyeyim öyle evleniriz diye. Ben gittim teyzeme sığındım. Ortama baktım hiçbir şey yok. Adam akıllı sağlıklı insanlar yok. Ben mecbur geri döndüm o adama. Şimdi bak Müge Hanım. Babanın yanında niye kalmıyorsun? Sevilay. Babanın yanında da kalamıyorsun. O adam. Benim her şeyim o adam. Şimdi benim ailem o adam. Sevilay bak burada ne güzel bir şey söyledi. Dedi ki sağlıklı ortam yok dedi. Şimdi bizim kızlar ben Nilgün'le 10 senedir görüşmüyorum 2009'dan beri. Evine gitmiyorum, evime Peri'yle gelmiyor. Peri'yle de görüşmüyordum. Peri evdeymiş işte. Şimdi Peri'nin bazen yanına giderdim. O da şimdi gitti. 3 yıldır onunla da görüşmüyorum. Ne diyor? Sevgilisi diyor cama taş atıyor diyor. Hı. Ben şimdi köyde duracağıma, çarşıda dursam, sigortalı bir işte çalışsam, aynı evi kız kardeşimle paylaşsak, yesek otursak. Doğru mu? Ben de bir abiliğimi yapsam orada. Ama sen de o abiliği içmeden bak şimdi, yapacaksın. İçmeden değil. Ben yani içki içiyorum da kızlar benden fazla içiyor mu içmiyor mu Sevilay? Doluya tutulursa. Kızlar benden fazlasını içiyor.
Şimdilik ben burada kalsam, bunların yanında kalsam... Ne olur, ne yaparsın? Cama kimse...